Most of the time, contact is less awful than the anticipation of it. Peter Beaumont, the Observer's Foreign Affairs editor, wrote recently about going into battle. Şu Peter Beaumont efendi, The Observer's, bu bir gazete, bunun Foreign Affairs editor. Foreign Affairs. Şuradaki foreign, yabancı demek. Bir insanı foreigner derseniz yabancı olur. Foreign arkasından isim ister. Yabancı Cisim mesela, foreign object, vücuda ait olmayan bir parça bulunmuş mesela. A foreign object. Foreign affairs. Affairs ise iş, ilişki demektir. Tek başına affairs kullanılırsa evlilik dışı ilişki olarak özelleşmiş. Az önce come out of closet nasıl özelleşmişti? Bu affairs de, dediğim gibi evlilik dışı ilişki demek. Foreign affairs dış ilişkiler, dış işleri bakanlığı hatta foreign affairs ministry. Minister of Foreign Affairs şeklinde Dışişleri Bakanlığı Bakın Republic of Turkey Minister of Foreign Affairs Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Bu Observer gazetesinin Dışişler editörü, İlişkiler editörü Roth yazmış recently son zamanlarda, yakın zamanlarda about going into battle. Hangi konuda yazmış? going into battle. Mücadeleye girme, savaşa girme hakkında şunu yazmış. Most of the time çoğu zaman most of the time çoğunluğunda contact is less awful than the anticipation of it. Contact normalde iletişim değil temasa geçme. Kontak burada kiminle temas ediyorsunuz? Savaş diyorsunuz, mücadele diyorsunuz. Rakiple, düşmanla. Burada hastalık tabii. Düşmanla temas. Is less awful than anticipation of it. Daha az. Berbat, korkunç. Less than. Neyden daha az kötü? The anticipation of it. It dediği buradaki battle. Bu savaşın mücadelenin beklenmesinden, beklentisinden. To anticipate, bir şey olacak mı diye beklemek veya olmayacak mı diye beklemek. Hazırlıklı olmak. Hani şöyle düşünün, cepheye gitmişsiniz, işte düşman gelecekte savaşacağız diye bekliyorsunuz ama sağdan mı saldıracak, soldan mı saldıracak bir türlü bilemiyorsunuz. Onun beklentisi daha yorucu imiş bu adamın ifadesine göre. Kontak, temas, burada işte mücadele, savaş esnasındaki temas, onu beklemekten daha az kötü, daha az berbat, çoğu sefer diye yazmış yakın bir zamanda. Anticipation is now a constant problem for Sabin who wakes up every morning thinking this could be his last day of good health. Anticipation bekleme işte ne olacak diye bekleme is now şimdi a constant problem for Sabin Sabin açısından sürekli daimi bir problem. Sabin ki wakes up every morning her sabah uyanan uyanan kısmı şurası Sabin için. Ne yaparaktan uyanıyor? Thinking. Düşünerekten uyanıyor. Wake up thinking. Düşünerekten uyanıyor. Arkasından cümle. Şurada normalde that var. This could be his last day of good health. This dediği aslında this day, bugün onun son günü olabilir. Nasıl son gün? Last day of good health. Ha. İyi sağlıklı olduğu, sağlığının iyi olduğu son günü olabilir'i düşünerekten her sabah uyanan Sabin için açısından bu beklenti bekleyip durma olayı sürekli bir problem, daimi bir problem. If I trip on the stairs, if I drop something or break a glass, that's an early sign of the disease he says. Ne diyor bu Sabin? If I trip on the stairs. Stairs basamaklar, merdivenler. Merdivenlerde trip edersem. Çok güzel. Trip tökezlemek ama aynı zamanda kısa gezinti falan gibi anlamı da var. Trip on arkadaşı aslında bir şeye takılıp tökezlemek, düşmek. Mesela taş, değil mi? Trip on a stone dersiniz. Kaldırım mesela. Oraya takılıp düşmek, tökezlemek. Eğer merdivenlerde merdivenlere takılıp düşersem veya if I drop something bir şeyi düşürürsem veya glass a, break a glass bir bardağı kırarsam that is an early sign of the disease. İşte bu olay. Şu anlattığı üç olaydan bir tanesi bu. Hastalığın erken yani ilk dönem işaretleri diyor. I think about it all the time. Bu konuyu sürekli her zaman düşünüyorum. Düşünmekteyim. I think başka yerlerde sanırım anlamına da gelecek. Sanırım arkasından cümle. To turn that preoccupation to constructive ends and to keep himself busy, he now travels the world, galvanizing families to seek help and scientists to seek a cure. To turn that preoccupation to constructive ends. Cümleye fiille bu şekilde infinity ile başlıyorsa amacıyla in order to turn. Turn to veyahut da into. Bir şeyi bir şeye çevirmek. That preoccupation bu Hayır. Occupy sizin söylediğiniz doğru. İşgal etmek, yerleşmek. Occupation işgal demek. Occupation meş, şey, meslek demek. Pre-occupation da meşgale. Kafayı sürekli meşgul eden şey. Pre-occupy diye fiil var. P'den sonra Y. Bir şeyin kafanızı meşgul etmesi. Bunun pasif şekli çok sık kullanılır. He was preoccupied with. Bilmem ne. Mesela partilerle kafası meşgul. İşte burada kimden bahsediyor? Psychosis'in psikoterapisi demiş mesela. He was preoccupied with complex delusional ideas. Çok karmaşık delusional delüzyon diye Türkçe'de geçmiş değil mi? Evet. Hayalet dayalı aslı astarı olmayan fikirlerle kafası meşguldü. Bu fikirler de centering on bizarre hypochondrical preoccupations about the interior of his body vücudun iç kısmı ile ilgili olarak hipokondriyak, tuhaf böyle meşgaleleri merkez alan, onun etrafında dönen tuhaf fikirlerle kafası meşguldü diye bir cümle. Evet. To turn that preoccupation to constructive ends. Bu meşgaleyi constructive, to construct, construction, Yapmak, inşa etmek, fiil olarak çok güzel. Yapıcı sonuçlar, gayeler, ends, end normalde son demek, ama buradaki amaç gaye, sonuç, hedefler, iç, hedeflere çevirmek için, dönüştürmek için ve to keep himself busy, kendisini meşgul tutmak için, sürekli meşgul etmek için he now travels the world. Şimdi bu eleman, şunlar şunlar yapmak için dünyayı dolaşıyor. İyi vallahi, değil mi? MBC 2008'den beri parasını ödüyor. Bu da dolaşıyor. İyi değil gerçi değil mi? Huntington var adamda. Galvanizing families to seek help. Virgülden sonra yaparaktan, ederekten. Aileleri yardım Araştırma. istemek, araştırmak, çabalamak. Bir şey yapmaya çalışmak. Seek. Yardım istemek. İçin aileleri galvanize ederekten. Teşvik etmek genellikle de bir grup insanı böyle bir araya getirip bir şey yapmak üzere teşvik etmek. Teşvik etmek yeterli ama harekete geçirmek. Ve scientists to seek a cure. Yine buradaki galvanizing buradaki bilim adamlarına da bakıyor. Galvanizing scientists to seek a cure. Bir tedavi çare aramak için veya aramaları için bilim adamlarını teşvik ederekten, <laughs> harekete geçirerekten dünyayı dolaşıyor. The need to feel he is steering his own destiny has had other consequences too. Öznemiz şuraya kadar. The need to feel he is steering his own destiny. Hissetme ihtiyacı. Neyi hissetme? Cümle. He is steering his own destiny. Kendi kaderini. Buradaki destiny de kader. Az önce fate geçmişti. Destiny, kader. Bizde Kader diye bayan ismi var. İngilizcede de Destiny diye bayan ismi var. Çok çok nadir ama var. Kendi kaderini kendisi steer ediyor. Yönlendiriyor. Çok güzel. Steering arabayı sağa sola çevirmektir. Direksiyon da zaten steering wheel diye geçer. Evet, steering sistemi bakın. Steering gear var bakın şurada. Gear. Nasıl? Vites doğru. First gear, second gear başka dişli anlamı var. Normalde wheel teker demek, değil mi? Steering wheel olunca direksiyon oluyor. Bu da teker gibi ya. Anlamamışınızdır diye. Evet. The need to feel he is steering his own destiny. Kendi kaderini yönetiyor duygusu, bunu hissetme ihtiyacı has had other consequences to. Bu sahip olma ifadesi present perfect tense. O zaman şu ihtiyacın diyeceğiz olmuştur. Başka sonuçları da olmuştur. Yani dünyayı dolaşıyor ya. Yani. Bundan başka sonuçları. A once heavy smoker whose every attempt to quit was doomed to failure. Upon receiving his diagnosis, he offered himself the meager compensation that he could not give, it, give up giving up. Once heavy smoker. Smoker, sigara içen kişi. Heavy smoker, ağır sigara içen. Ne demek ağır sigara içen? Çok sigara içen, evet. Sigara tiryakisi. Ama tiryaki günde iki tane, üç tane içse de tiryaki olmaz mı? Her gün her gün içtiği için. Onu adamdan saymıyor musun? Günde bir paket, iki paket içerse mi? Tiryaki oluyor. <laughs> He, onu saymıyoruz. Tamam. <laughs> Heavy smoker. <laughs> oh, şunu görmüşsünüzdür herhalde değil mi? Şunu biliyor musunuz? Bu gerçek fotoğraf. Rekorları var böyle. Guinness rekorlarına giren. Pürmüz diyorlar ya böyle hani şeycilerin kullandığı, e, kullandığı pürmüzle yakıyorlar bunları. Evet. Ağır triyaki. Once Bir kez. Başka nasıl yorumlarsınız onu? Bir zamanlar. Bir zamanların ağır triyakisi. Olan bu şahıs. Whose every attempt. Whose ifadesi neydi? Ki onun arkasından isim gelecek ki onun her girişimi çabası ne yapma çabası? To quit. Evet quit bırakma, vazgeçme, pes etme. Ki onun bakın arkasından huzdan sonra full cümle her çabası bırakma, sigarayı bırakma çabası was doomed to failure. Failure başarısızlık. Doom normalde felaket demektir. Doom somebody birisini bir şeye mahkum etmek demektir. Burada da başarısızlığa mahkum idi diyeceksiniz. Birisi I am doomed, you are doomed, we are doomed diyorsa mahvolduk. Hapı yuttuk. Bir zamanlar ağır sigara içen bu kişi ki bunun her çabası, sigarayı bırakma çabası başarısızlığa mahkum idi. O zaman şöyle diyeceğiz. Sigarayı bırakma her bırakma çabası başarısıyla mahkum olan bir zamanların ağır sigara içeni, ağır tiryakisi. Bakın buraya virgül koymuş ama şurada virgül olması gerekiyor. Şuradaki virgülü atlamış. Upon receiving his diagnosis. Diagnozu teşhisini alması üzerine, öğrenmesi üzerine. He, bakın işte şuradaki ifadelerin hepsi bizi he'ye hazırlıyor. Şöyle 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 olan vatandaş offered himself kendisine teklif etti, sundu. Neyi? The meager compensation. Compensation tazminat, tazminat demek. Çok güzel. Burada telafi diyebilirsiniz. Efendim veyahut da tazminat ya anlam olarak oturuyor da kullanım olarak çok yakışmadı. Bakalım bulabilecek miyim? Şuraya kadar. Meager azıcık demek. Önemsiz, küçücük. Çok küçük. Önemsiz bir hani tazminat şeklinde bir şey sunmuş. Bu da ki nasıl bir tazminat, nasıl bir hani olayı hafifletecek bir şey. He could now give up giving up. Şimdi yani bu teşhisi öğrendikten sonra şimdi he could give up. Aynen quit gibidir burada. Sigarayı falan bırakmak. Arkasından giving up. Ha, bırakmayı bırakabilirdi, terk etmeyi terk edebilirdi. Ne demek bu? Hani şurada ne dedi? Her bir çabası başarısızlığa mahkum. Yani habire her hafta, her ay bırakıyor. Sigarayı give up smoking, sigara içmeyi bırakıyor. Ama artık teşhis olduğu, adamın Huntington'ı olduğu anlaşıldı. İşte bu sigarayı bırakma olayını bırakıyor. Within a month, however, ancak bir ay içerisinde he had smoked his last cigarette. Son sigarasını içmişti. Pes etmekten vazgeçmiş, sigara içmeye devam edeceğini düşünmüş, ancak hemen o olayın bir ay içerisinde he had smoked his last cigarette. Son sigarasını içmişti. Artık olay bitmişti. I needed to take some power back over my life, he says. Ne demiş? I needed ihtiyacım vardı ne yapmaya? to take some power back over my life. Hayatım üzerindeki bazı gücü veya biraz gücü geri almalıydım. Ne demek bu? hayatını kontrol etme gücü, kendi hayatını kendi kontrol edebilmeye dair gücü back, tekrar geri almaya çalışıyor. Hani normalde sigarayı bırakamıyor ya, orada kontrol kendisine değil. Yine bakın Türkçe aktarırken çok böyle yakışıklı bir şekilde aktaramıyoruz. Bunu sık görmeye başladınız, öyle değil mi? Bazı şeyler İngilizce çok mantıklı, İngilizce kullanım açısından çok güzel. Türkçe'ye aktardığımızda ya yavan oluyor ya böyle tuhaf oluyor. O zaman biraz etrafcı anlatacaksınız, biraz uyduracaksınız vesaire. Yine en başta da söylemiştim. Bundan çekinmeyin, korkmayın. Anladığınız sürece orasını burasını eğip bükebilirsiniz. Evet. Peki, bugünlük bu kadar. Ne olur bırak hoca gibi bakıyorsunuz.